Efendim ben de geldim, ben de geldim. Ben de refleksoloji merkezindeyim. Burada yapılan çalışmaları size göstermek istiyorum. Biraz önce izlediğiniz gibi arkadaşlar buraya merkeze geldiler. Hemen gelin onlarla konuşalım. Bakalım neler söyleyecekler. Sonra da Bilal Bey'i bulalım. Yapılan çalışmaları bize yerinde göstersin. Efendim buyurun. Merhaba. Siz hanginizle görüşeceğim? Merhaba arkadaşım, nasılsınız? Ben de çok iyiyim. İsterseniz rahat konuşun, ayağa da kalkabilirsiniz. Yok, böyle rahat. Böyle daha rahat. O zaman öyle kalın. Ne yapıyorsunuz, nasılsınız? Ne şikayetinizle buraya geldiniz? Buraya ben beyin ameliyatı olmuştum. Sağ tarafımda geçici kısmı felç kalmıştı. Ondan sonra burayı buldum internette. Şimdi geliyorum. Kardeşimde kalıyorum burada. Güzel arkadaşım, isminizi aldım mı ben sizin? Adınız neydi? Simge. Simgeciğim, nerede oturuyorsunuz? Buraya geldim deyince tahmin ediyorum ki il dışındasınız. Evet. Neredesiniz? Tekirdağ. Tekirdağ'dan geldiniz. Ne iyi ettiniz geldiniz. Size samimi söylüyorum. Buradan çok daha farklı döneceksiniz. Çünkü gözlerinizdeki ışıltı bunu söylüyor. Buradan ciddi bir yaklaşım aldığınız her halinizden belli. Kaç gündür geliyorsunuz buraya? Buraya 3 aya yakın oldu. 3 aya yakın oldu. Var mı bir değişim? İyi ki gelmiş misiniz? Herkesi davet ediyor musunuz? Tabii ki de her zaman. Peki buradan aldıklarınızı, öğrendiklerinizi eve gidince çalışıyor musunuz? Nasıl bir şey olduğunu daha ben Bilal Bey'le görüşmedim. Onun için soruyorum. Ona Bilal Bey'e soracağım ama size sormuş olayım. Evde ne yapıyorsunuz? Evde buradan seyahattan çıkınca en az 1 saat 2 saat dinlenmem gerekiyor. Ondan sonra günlük hayatıma devam ediyorum. İşte bu kadar. Şimdi bizi izleyenlere güzelce bir el sallayabilirsin. Çok teşekkür ederim Simgeciğim. Şimdi Bilal Bey de burada. Bilal Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Efendim bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir çalışma ortamında olduğunuzu görüyorum. Gerçekten Simge Hanım'ın aktarması da böyle. Diğer arkadaşlarla da görüştüğümüzde aynı randımanı aldıklarını söyleyecekler. Neler yaptığınızı anlatacaksınız bize ama ben şöyle istiyorum. Çalışmanızı gösterir misiniz bize? Tabii ki de. Öncelikle hoş geldiniz. Semat Hanım ve ekibini burada ağırlamaktan dolayı son derece mutluyuz. Şu andan başlayarak pazartesi gününde bizi ekranları başlarında izleyecek ve dinleyecek olan herkese selam olsun. Refleksoloji merkezi olarak 3 grupta refleksoloji terapisi hizmeti veriyoruz. Sağlık, bebek ve engelli refleksoloji alanında çalışıyoruz. Bize gelen herkesin illaki bir rahatsızlığı olması zorunda. Yani ne demek bu? Bozukluk, özürlülük veya engellik rahatsızlıklarından 3 tanesinden birini taşımak zorunda. Hani herhangi bir durumumuz yok, herhangi bir bozukluğumuz Bilal yok. Bilal Beyciğim yani uzun uzun anlatacağımızı düşünüyorum. İnşallah. Hani pazartesi günü, biz tabii pazartesi gününden bir gün önce buradayız. Geldiğimizde size bol bol anlatacağız. Ben heyecanla o çalışmalarınızı görmek istiyorum İnşallah. Doğrusu. Buyurun o zaman. Buyurun. Haydi gidelim, buyurun. Buyurun. Hep beraber gidelim. Merhaba arkadaşım. Yani nasılsınız desem iyiyim diyeceksiniz mutlaka. İyisiniz değil mi? Şu anda çok güzel görünüyorsunuz. Oldukça yakışıklı. Tebrik ediyorum sizi. Kendinizi bize tanıtır mısınız? İsmim Selçuk benim. Kocaeli'de ikamet ediyorum. Özel sektörde çalışıyorum. Bacağımda bir rahatsızlık var zaten. Hocam da daha iyi tarif eder. Bir aydır geliyorum. Gayet iyiyim. Düzelme aşamasındayım. Yakında da gideceğim yani inşallah. Arkadaşım bu rahatsızlık ne zaman oldu? Hep var mıydı sonradan? Bir senelik bir şey. Neden oldu? Bir kazadan sonra gelişti. Ondan sonra bir belirli bir süreden sonra çıktı. Bir kasılmalar vardı bacağımda. Engelliyordu yürümemi. Şu an gayet yürüdüm. Özür dilerim. Ne kadar zamandır geliyorsunuz buraya? Yaklaşık bir aydır. Bir aydır demiştiniz. Bayağı fark etti mi? Fark etti. Hadi o zaman Bilal Bey'e gidelim. Sizin ayağınızda neler yapıyor görelim. Bilal Bey kolay gelsin. Biz sizin ellerinizi, o tılsımlı ellerinizi izlemek istiyoruz. İzleyebilir miyiz? Tabii ki. Şimdi el ve ayak refleksolojisini yapma nedenimiz el ve ayak tabanlarındaki sinir uçlarından beyin dahil bütün organlarımızın uyarılması yoluyla
kapalı olan enerji merkezlerinin tekrardan açılması. Bu sebeple de el ve ayak refleksolojisi çok önemlidir. El ve ayak refleksolojisi el ve ayak tabanındaki beden anatomisini ele alır. Şu an için baş parmaktayız. Baş parmak komple beyindir. Epifiz, hipofiz, talamus, hipotalamus, yani mutluluk hormonlarından başlayarak çalışan bütün hormonların, bütün büyüme hormonlarının hepsinin geçtiği sinir uçlarıdır. Direkt beyni temsil eder. İki numaralı parmaklarımız göz sinirleri, sinüsler, kulaklar, dişler. Aşağı doğru indiğimiz zaman tiroid bezleri, paratiroid bezleri, diyafram, omuz ve sırt kasları. En önemli merkezimiz, biraz önce söyledik, beyin. Boyundan başlayarak aşağı göğüs omurları, bel, kuyruk ve kuyruk sokumu. Kısaca refleksoloji böyle. Refleksoloji terapilerimiz hastadan hastaya ve kişiden kişiye göre 15 dakikadan yarım saate kadar uzayabiliyor. Hastanın o günkü durumu, o günkü canlılığı veya cansızlığı, yani rahatsızlığı, hastalığı bu terapinin süresini dengeleyebiliyor, düzeltebiliyor. Evet. Peki, çok teşekkür ederim. Gerçekten ellerinizde bir tılsım var gibi. Şöyle yapabilir miyim diye düşündüm. Aman aman yapamam. Size özel, size has bir şey diye düşünüyorum. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim, bu enteresan, güzel ve olumlu çalışmadan sonra şimdi sizi Salon 2'ye götürüyorum. Bakalım orada neler var. O efendim, burada biraz fazla kişi var. Arkadaşımızın annesi var, terapistimizin yardımcısı var ve Bilal Bey yine burada yoğun emek çalışmakta. Merhaba, kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederiz. Adınızı alabilir miyim? Gül Deniz. Gül Hanım, neyiniz var? Şofen zehirlenmesi geçirdim ben 6 yıl önce. Beynimde oksijen kaybından dolayı fiziksel hasar bıraktı. Böyle tamamlaya geldik işte. Çok güzel bir çalışma yapıldığını görüyorum. Tahmin ediyorum ki eski yaşamınıza döneceksiniz. Zaten %50 dönmüş gibisiniz. Güzellik ve ışık yansıtıyorsunuz etrafa. Annenizle de konuşabilir miyim? Şöyle gidiyorum. Merhaba efendim. Sizi de tanıyalım. Ben Güldeniz'in annesiyim. Canım Güldeniz'in annesi. Böyle birlikte geliyorsunuz buraya. Bizim programımıza da gelecek misiniz? İnşallah. Orada uzun uzun konuşalım istiyorum sizinle. Yani zor günler yaşadınız elbette, çok belli, ama şu an itibariyle yapılan çalışmalardan ötürü ya da kızınızın verdiği ışıktan ötürü güzel günler gelecek diye mutlu görüyorum sizi. İnşallah, inşallah. Sizlerin sayesinde inşallah. Bilal Bey'in önce Allah'ın izniyle. Tabii. Allah'ın izniyle her şey çok daha güzel olacak. Tahmin ediyorum müthiş bir olay yaşanmış. Çok çok diliyorum. Yani o anlatılmaz zaten. Allah kimseye yaşatmaz. Kaç çocuğunuz var? 4 çocuğum. Tek başına mı bu olayı yaşadı? Yanında başka banyodaydı. Canım benim. Canım. Peki, bu çalışmadan önce başka tedavi yöntemleri ile ilgilendiniz mi? Tabii ki. 6 yıldır yani mücadele veriyoruz. Nasıl? İlk günler nasıldı? Bugün nasıl? Yani ne kadar aşama kaydettiğinizi sizin ağzınızda. Sapa sağlam benim gözümde. Onun için mutlusunuz. Tabii İnanın ki, o mutluluk ki. Yansıyor şu anda herkese ve bana. Onun için sapa sağlam benim gözümde de. Tabii ki o daha kendini güzel. Tek başına idame ettirmek istiyor. Tabii ki. Tabii. Yani inşallah o da bile hocamızın sayesinde, Allah izniyle olacak. Her şey olacak. Çok güzel olacak. Büyük geçmiş olsun. Diliyoruz ki bundan sonra farklı boyutta dikkatli olalım. Böyle kazalar yaşamayalım hiçbir şekilde. Şu an Bilal Bey gerçekten dünya güzeli bir kızın tedavisiyle uğraşmakta. Güldeniz. Güldeniz ve onun gibi insanlar, biz buraya merkez olarak onları aldığımız zaman onlar bizim için öncelikle manevi anlamda çok büyük bir emanet. Öncelikle onlarla çalışırken biz bu insanları bir santim öteye, bir metre öteye nasıl alır, bunun uğraşını veriyoruz.
5 personelle birlikte yaptığımız mücadelede öncelikle buradan bütün sorumluluklarını çeken ailelerine, ondan sonrası bizimle beraber çalışan diğer alanlardaki hocalarımıza ve terapist arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ne kadar iyi bakılırsa hasta, biz de onlardan o kadar verim alırız. Evet. Bu bakımın inceliklerini de anlatırsınız bize, değil mi? İnşallah yayınlarım. Çok teşekkür ediyorum. Ben tekrar kolay gelsin diyorum. Güzel kızımıza da geçmiş olsun. Annesine sevgiler. Görüşmek üzere efendim.